kullanmaya kullanmaya gerçekten baya tozlanmış ya. <laughs> Arkadaşlar bunu hatırlıyor gibisiniz, biliyor gibisiniz. Bu bir Türk Telekom DSL modem. Aslında DSL bile değil ya. Bu direkt fiber modem ama siz DSL zannedin. Arkadaşlar bu tarz modemlerde gerçekten de performans beklenemiyor. Yani Türk Telekom'un verdiği ya da farklı firmanın verdiği modemler ne yazık ki düzgün bir sonuç vermiyor. Bu yüzden de insanlar router alıp router'a bütün yükü bindirmek istiyor. Mesela Kenet'in şu an burada bir çok güzel bir router var. E bu router canavar gibi. Şimdi DSL kablosunu ona takıp kullanmak evet kullanabilirsiniz ama bir daha daha uygun fiyatlı olsun diye onun router versiyonunu alıyorsun. DSL portu yok. E, bu sefer ne yapacaksın? Mecburen DSL'e bunu da sonlandırıp bundan LAN çıkışı yapıp Kenetia ya da farklı bir markanın routerına gidip Oradan PPPoE ya sonlandırmasını yapacaksınız. Bu PPPoE ya dediğim şey internet servis sağlayıcısı kullanıcı ve şifresi Atıyorum 224 bilmem ne etcomnet Ya da etttnet uzantılı bir Kullanıcı kodu ve şifre Fakat hani bu tarz kullanıcı kodu şifreleri kullanmak için ana modeminizi yani DSL ile sonlandırdığınız modeminizi bir köprü moduna almanız lazım. Yani bridge moduna almanız lazım. Bunu nasıl yapmanız gerektiği hakkında bilginiz yokmuş. Sizlerden bu konu hakkında çok fazla istek geldi. Murat Oğuz da bu konuda bayağı bir dedi ki ya hani böyle bir video çekerseniz çok mutlu olurum falan sizleri kırmak istemiyorum. O yüzden de dedim ki ben böyle bir video çekeyim. Şimdi DSL internetiniz bu modeme geliyor ve bu modemin bütün özelliklerini her şeyini devre dışı bırakıp bundan bir tane LAN kablosu çıkarıp router'ınıza gideceksiniz ve router'ınızda internetinizin PPP'ye kullanacağı şifresini yazıp bütün yükü ona aktaracaksınız. Peki bu senaryo nasıl olacak? Bu senaryo için genellikle TP-Link modemler dağıtıldığı için şu an bu arayüzü de hatırlıyor gibisiniz. O yüzden bu tarz bir şey yapmak istedim. Ben evde fiber kullandığım için bu senaryoyu çok düzgün yaşatamayacağım sizlere ama hani şu şekilde gösterebilirim. Ara yüzümüze ilk baş giriyoruz. Gördüğünüz gibi arayüze attık. Hakimsiniz. Yani benden bile çok daha fazla hakim olan insanlar vardır. Hatta şunu şöyle koyalım. Kamu spotu olsun bizim için. Bir tanesi de masanın altında çalışıyor. Şimdi burada bizim internetimizle alakalı verilerimiz var. Şimdi ilk yapmanız gereken şey bunun kablosuz ayarlarını kapatmak. Çünkü artık bunu kullanmayacaksınız. Bu sadece sizin internetinizle Bluetooth'unuz arasında bir köprü sağlayacak. Geliyorum kablosuz ayarlara, temel ayarlara geliyorum. Gördünüz mü? Burada şu an kablosuz modu devre dışıymış. 5 GHz'e geliyorum. Burada da kablosuz modu devre dışı. Başka bakalım neyi devre dışı bırakabiliriz? Dinamik DNS diyor. Dinamik DNS'imiz etkin değil. Cross paket sanımlayıcısı bu da aktif değil. Güvenlik ayarları güvenlik duvarı etkin diyor. Güvenlik duvarını etkin bile yapmanıza gerek yok. Boş boşuna paketleri süzmeyle, kontrol etmeyle falan uğraşmasın. Güvenlik duvarını da kapatabilirsiniz. Farklı yerlerde bu firewall diye geçer. Daha sonrasında yönlendirme ayarları, port yönlendirmeleri. Bunu zaten yapmadığınız için pek bir şey gerekmiyor. UPnP dediğimiz şey eğer IPTV kullanıyorsanız bunun aktif olması gerekiyor ama kullanmıyorsanız kapatabilirsiniz. Ben de şu an bu aktifmiş. USB ayarları diyor. Servis durumu etkin diyor. USB servisini de devre dışı bırakın. Boşu boşuna o sürekli arkada CPU falan tüketmesin. Ses diye bir şey varmış. Ev telefon numarası vesaire yer alıyor ama kullanmıyoruz. Kablosuz devre dışı bırakmıştık. DHCP sunucusu. Eğer hani statik IP'lerden falan anlıyorsanız DHCP'yi kapatabilirsiniz. Ama eğer ben onlardan pek anlamam diyorsanız bunu hiç yani bir tane IP dağıtır. Pek bir şey yapmaz. Genel ağ bağlantılarına geldik ve asıl işimiz burada arkadaşlar. Burada da biraz daha dikkat istiyorum sizden. İnternet, Management, VoIP, IPTV var. Şu anda bizim tek yapacağımız şey internet bacağı. O yüzden internet DSL internet veya WAN Ethernet diye geçer. Onun yanında IP aldığını görürsünüz. Bu şu an köprü modunda olduğu için öyle görüyorsunuz. Onun en sonunda düzenle diye bir aksiyonu var. Düzenli aksiyonuna geliyoruz? Bu da siz PPPoE diye görürsünüz bunu. İşte servis kullanıcı adı, servis şifresi, bağlantı şeyi vesaire falan filan. Bunu gelip köprüye çekiyorsunuz, kaydet diyorsunuz. Bu kadar. Daha sonrasında bu artık modeminizi bir kapatıp açarsınız. Bunun arkasındaki Ethernet portlarından yani sarı renkli LAN portlarından, WAN portu değil, LAN portlarından bir tane kablo çıkarıyorsunuz. Diğer ucunuzu da router yapacağınız cihazın WAN portuna ya da LAN portlarına giriyorsunuz. Eğer WAN'ı varsa WAN'a girersiniz. Eğer WAN'ı yoksa LAN'ı falan varsa LAN'a girersiniz. Daha sonrasında router'ınıza geliyorsunuz. Ben şu an Kinetic Ultra'ya gelmişim. Bunun WAN portu üzerine takmışım. Demişim ki bu sağlayıcı. Tamam. Bu da IP DNS ayarları diye bir şey var. Bu otomatikte DHCP seçili ve benim şu an modemden 168.10.253 diye bir IP almış. Tamam alsın. IIS kimlik doğrulama PPPoE, PPTP, L2TP diye bir şey var burada. Siz gelip de bunu PPPoE dediğim şeyi seçiyorsunuz. Buraya kullanıcı adı şifrenizi giriyorsunuz. İşte şu an sallamasyon bir değer giriyorum. Comnet@comnet. at comnet. Şifremi giriyorum. 802.1x kimlik doğrulaması yapmanıza gerek yok. Pink check diye bir şey varsa bunu otomatik bırakabilirsiniz. Bunu kaydet dediğinizde artık internetiniz sizin router'ınız üzerinden sonlanmış oluyor. Yani bu cihaz sadece köprü görevi görüyor. Bunun üzerinde hiçbir yük kalmamış oluyor. Bu tamamen serin serin çalışıyor. Ve internetiniz daha da performanslı oluyor arkadaşlar. Bu tarz bir videom vardı benim ama bu video daha da detaylandırıcı bir video olmuş olur sizler için. Dilerseniz şuradaki IP adresi kısmını IP adresi yok da diyebilirsiniz. Bazı noktalarda sizin o ana modeminizin yani az önce köprü moduna çektiğim modeminizin bir DNS'i falan varsa kendi içerisinde o etki etkileyebilir. Mesela ben bunu yıllarca nasıl kullanmıştım? Bu şekilde kullanmıştım. Yani IP adresi yok, 802 kimlik doğalaması yok vesaire. Eğer sizler gidip de bunu Bridge moduna almazsanız o zaman PPPoE'nizi router'ınızda sonlandıramazsınız arkadaşlar. Eğer Huawei ya da farklı marka modeller kullanıyorsanız onların hepsinde aslında yapı aynı. Durum bu şekilde umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Bu konuda zaten benim videolarım çok daha fazla var ama bu video biraz da böyle sizlerden gelen yoğun istekler üzerine oldu. Umarım yararlı video olmuştur. Hemen şu alanda bir yerde çıkan abone ol butonuna basarak Mert Kuşkapan YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Abone ol butonun yanında bir zil var ya o zile basıp kaçarsanız yeni yayınlayacak olan videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilirsiniz ve merak ettiğiniz bir şeyler varsa aşağıda yorumlar kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.